merhabalar bugün 20 Temmuz Perşembe ben Gökçe çalışan uzman kayın ekranlarında beraberiz Bitcoin'e güzel bir fiyatlama yok bugün 29600 lere kadar test ettiğini gördük ve buradan alıcı bulmuş olsa da piyasada son dönemde sıkışmış bir fiyat hareketi görüyoruz bugün aslında 30 bin 400 dolarları kadar görmüş olmakla beraber hızlı da bir geri çekilme buradan yaşadı Önümüzdeki hafta gelecek olan 26 Temmuz'da gelecek olan FOMC toplantısı var ve burada bir faiz kararı gelecek. 25 bas puanlık artışı zaten bekliyoruz ama şu anda piyasanın beklediği asıl konu bir mi yoksa iki tane mi 25 bas puanlık artış olacak. Aslında toplantı sonrası Powell'ın basın bülteninden çıkartmaya çalışacağımız e, işarette tam olarak bu olacak. İşte aslında bugün bahsetmek istediğim dün gelen bir haber var. Yine ABD tarafından dün geldiği için dün fiyata aslında etkisi olmadı ama çok kritik bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Regülasyonlar tarafında DeFi protokollerine tıpkı bir banka gibi regüle etme istiyor istiyorlar ve bununla da ilgili bir yasa tasarısı önerisi var. Bu ilk değil. İlk olarak ondan bahsetmek istiyorum. Daha önce de böyle bir yasa tasarısı sunulmuştu. Ancak oylamaya bile geçememişti. O dönemde fiyatta önemli bir etkisi olmuş ama bu haberin pek bir etkisini görmedik. Şimdi ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar, ne ifade ediyor DeFi için ondan bahsetmekte fayda var. Aslında banka gibi ve finansal kuruluş gibi davranmasını istiyorlar DeFi protokollerinin ve bunu da iki tane şarta bağlamışlar. Bunlardan ilki KYC, Türkçesiyle müşterini tanı yani Know Your Customer uygulamalarını yapması. Bunun da detayında zaten sizler de merkezi borsalara üye olurken yaptığınız gibi ikamet belgesi yani oturum ve aynı zamanda da fotoğraflı bir kimlik belgesi. E, gerektiriyor ve bu Know Your Customer'ı uygulamalarını istiyorlar yani şunu geliyor yani Metamask gibi sizin cüzdanınızla bağlandığınız DeFi protokollerinde kimlik bilgisi yüklediğinizi düşünün. Tam olarak bunun getirilmesini istiyorlar. İkinci olarak da EML denilen kara para aklama tarafındaki uygulamaları da yapmalarını istiyorlar. Bu bankaların yükümlü olduğu ve finansal kuruluşların yükümlü olduğu bir durum ve bunu da DeFi'ye getirmek istiyorlar. Ama bu da şunu gerektiriyor. Buradaki paranın takibini ve aynı zamanda da kimlik bilgilerinin doğrulanmasını gerektiriyor ve böyle olunca da aslında DeFi kadar decentralized kalıyor, merkeziyetsiz kalıyor. O da tartışmaya açık. ABD'nin böyle bir adım atıyor olması tabii ki de ABD'deki ekosistemi ilgilendiriyor ama dünyada da bir örnek teşkil etmesi söz konusu olabilir ama şu ana kadar yapılan uygulamalara baktığımızda XRP'ye açılan Ripple'a açılan XRP özelindeki davaya baktığınızda ya da solmatik ada gibi kripto paraların menkul kıymet olarak ABD'de nitelendirilmesi ve bu iddiayla da davalara konu olması bir yana dünyada genel olarak ABD'nin bu tutumunun izlenmediğini görüyoruz ve farklı yaklaşımlara sahip ülkeler var ki baktığınızda şu anda Hong Kong geri gelirken bu coinleri de Trade edilebilir listesine almıştı yani dünyadaki algıyla ABD'deki algı şu anda çok daha farklı. Diğer bir taraftan böyle bir durumun gelmesi DeFi protokollerinin bu şekilde KYC yapmak zorunda kalması ve bir banka gibi davranmak zorunda kalması ABD tarafındaki kullanıcılara erişimi zorlaştıracaktır çünkü bu noktada ABD ile başı ağrımasını isteyen kripto para projeleri bu taraftaki müşterilere hizmet vermeyi durduracaktır ve ABD'de muhtemel olarak merkezi olan projelerin de ABD'den çıktığı bir süreçte yaşanması olası. Tabii ki de ABD dünyadaki genel görüşü belirlememekle beraber örnek teşkil etmesi ihtimali ve burada ciddi anlamda bir likidite, bir kapitalin de olması bizi kripto para ekosistemini etkileyebilecek faktörler. Evet kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.